Daha önceden birinci ve ikinci aşamalarını birlikte izledik ve paylaştık. Bugün tablomuzu bu aşamaya getirdik. Daha önce ne yaptığımızı ben size bir anlatmaya çalışıyorum. Yağsın Yağmurlar ismini bir zeybek oynayan bir figürümüz var karşımızda. Figürümüz Ömer Efe. Sevgili resim severler, önce arka fondan başladım. Ben flu belirsiz bir şekilde arka kısmı yerleştirmeye çalıştım. Ne yaptım? Burada davul çalan, zurna çalan bir figür. Belki biraz sonra arka tarafta bayraklar ve küçük insan silüetleri belli belirsiz şekilde görünecek. Ve böylelikle bayrağımızın şekli de ortaya çıksın. Ben şurada görünen turuncuyu da iyice abartmak için daha bir koyuluk oluşturmaya çalışacağım. Bakın. Tatlı şeker pembeleriyle davulumun şu kısmında da, parlak kısmında da kullandım. Zeybeklerimizin belinde çift başlı yatağın bıçakları vardır. Tam buraya koydum ben o bıçağı. İşte. Resim sanatının ilginç ve büyüleyici dünyasına yeniden hoş geldiniz sevgili resim severler, sevgili sanat severler. Sevgili resim severler, anımsayacağınız gibi Yağsın Yağmurlar Zeybeği oynayan bir figürle sizlerle beraberdim. Ben resmin aşamalarını sizlere bir daha anımsatmak istiyorum. Sevgili resim severler, konuyu resmin üçte birine oluşturduktan sonra, yerleştirdikten sonra önce arka kısmı oluşturdum. Yani arkadan öne doğru bir çalışma yaptım. Ne yaptım? Arka tarafta geniş fırça darbeleriyle belli belirsiz figürler oluşturdum. İlk önce bu figürler yok gibiydi. Yavaş yavaş bunlar netleşmeye başladı. Dikkat ederseniz burada davul çalan bir figür ile zurna çalan bir figür var. Bunun yanında belki biraz sonra şimdi küçük küçük diğer figürleri de koymaya çalışacağım. Alt kısmında geniş bir yüzey oluşturdum ve bunun yanı sıra resmi oluşturmaya başladım. Sevgili resim severler, ben resmi kaldığımız yerden devam edeceğim. Gene isterseniz hemen bakın. En arkadaki figürlerin grimsi ve mavimsi beyazlarına net parlak beyazlar ekleyerek buralarda gölgeler yarattım. Bakın burada koyduğum küçük noktalar, ışıltılar ön figürleri daha da ortaya çıkaracak. Şunu yukarıdan devam ettirdim. Bu şekilde şuralarda bir beyazlık istedi. Artık resmi yavaş yavaş ben biraz pembe sıkmak istiyorum sevgili resim severler. Biraz beyaz, çokça pembe. Bunun içerisinde biraz mavilerle şiddetini de kırdım. Bakın.
buralarda bir netlik oluşturacağım. Bir dikkat ederseniz artık bu koyduğum yeni şekillerle arkadaki figürler de ortaya çıkmaya başladı. Yani bakın tablonun kenarında bırakılan beyazlıklar ona ayrı bir tat verdi. Hatta sevgili resim severler, arkadan akan görüntü bile resme ayrı bir heyecan kattı. Bazen küçük akın üstünden okşamalarla resmin fululuğunu da arttırıyorum. Ben gene buralarda hiç biraz mavi, pembe, bakın. Hiç fırça izi görünsün istemiyorum. Burada tam bir netlik olsun. Fakat efemin artık ışıltılar bakın nasıl yukarılara doğru çıkacak. Dikkat ederseniz mavilerle pembeliği kırıyorum. Buralara doğru artık lilaya çalan pembeler oluşmaya başladı. Biraz mavi, mor, pembe. Sevgili resim severler, mor, pembe, mavi ve beyaz karıştırdım bakın. Elde ettiğim bu rengi yukarılara doğru hafif yuvarlaklar çiziyorum bakın. Ve bunun içinde de kullanıyorum. Buraların sertliğini de öldürebiliriz. Sevgili resim severler, biraz mor ve uçuk maviyi karıştırdım. Tatlı bir menekşe rengi elde ettim. Efenin yere düşen gölgesi. Buralarda o sulu bir şekilde kayboldu gitti. Sevgili resim severler, biraz da beyaz sıkalım. Gerilere doğru çekildim. Beyazlığın istediği yerler tam şurada olsun. Demin gümüş köstekliğine bakın. İyice abarttım şimdi. Aynı oyaları bakın. Daha sert beyazlarla gösteriyorum. Artık resmin işçilik bölümündeyiz. Buralarda koyduğunuz küçük bir nokta resme büyük ışıltılar verecektir. Evet. Sevgili resim severler, anımsayacağınız gibi daha önce küçük bir bayrak koyacağımı söylemiştim. Hemen onu yerleştirelim.
The third was a young boy who smiled as he said. Evet, bayrağımı da koydum. Ben buralardaki boyalarını da yaptım. Sevgili resim severler, arka taraflarda ben biraz daha eğlenmek istiyorum. Mavilere karıştırdığım turuncularla, bakın, uçuk maviyi turuncuyla karıştırdığımda çok tatlı fıstıki yeşiller elde ediyorum. Mavimsi, turuncumsu etkiler. Bakın buralarda bunu ben göğneğimin gölgelik alanlarında gösterdim ve kıvrımlarda. Bakın bu kıvrımları göstererek tam bir ipeksi durum elde ettim. Ben biraz beyaz ve sarıyla göğneğimin uç kısımlarını gösteriyorum, bakın. Sevgili resim severler, gömleğin yen dediğimiz uç kısmında bakın küçük işlemeler yapacağım. İşte gömleğin yen dediğimiz bölümü. Hani kol kırılır, yen içinde kalır derler ya sevgili resim severler. İşte buralardaki küçük işlemeler. Aynı beyazları. Buralarda kullanıyorum. Sevgili resim severler, bakın. Bayrağın artık tam da abartılı göstermiyorum. Arka taraftan flu görüntüler oluyor. İsterseniz biz arkadaki davulcumuza bir yelek giydirelim. Bakın. Davulcumuz yelek giymiş oldu. Hemen ben zurnacımızın figürünü de gösterelim. Belli belirsiz. Evet. Sevgili resim severler, arka taraflarda belki başka figürler de vardır. Onları mavilerle, bakın. Sert geldiğini varsayıyorsanız hemen onu mavilerle, yeşillerle öldürebiliriz. Artık buralarda göz tamamlayacak. Kartal kanadı dediğimiz cepkenin savrulan kısımlarını da bakın. Burada gösterdim. Aşağı doğru flu bir şekilde savruldu. Hemen ötesinin ışık alan sol taraflarını gösteriyorum. Sevgili resim severler, ben burada
biraz şimdi fosforlu bir pembe sıkarak çok büyük parlaklıklar oluşturacağım. Tam ışığın yoğun geldiği yerlerde yapacağım bunu. Bu fosforlu parlak pembeler onları beyazla da kırabiliriz bakın. Resimden gerilere doğru çekildim. Evet, şurada biraz koyuluk istedi. Ben hemen o koyuluğu biraz lacivert, biraz turuncu, bu şekilde bayrağım da ön plana çıktı. Sevgili resim severler, turkuaz ve beyazı karıştırarak bakın tatlı bir gök rengi oluşturdum. Şimdi son dokunuşlarla bakın resme daha da parlaklıklar ve canlılıklar yaratıyorum. Demin kullanmış olduğum pembelerin yanında bunları kullandığınızda daha çok abartısı artacaktır. Sevgili resim severler, gelin buradaki maviliği yukarı doğru akıtalım. Ben resmimizi bir de spreyleyerek böylelikle resim daha bir boyalar iyice oturdu. Sevgili resim severler, bu kez geniş fırçayla bakın daha beyaz ve mor kattığım, içine biraz da mavilikler koyduğum renkli ışıltılar oluşturacağım yukarılara doğru. Gerilere doğru çekiliyorum. Evet. Pembemsi, mavimsi etkiler. Sevgili resim severler, buradaki maviliği gelin biraz daha şöyle taşıyalım. Bunların içerisinde biraz da şuralarda turuncular kullanalım. Sevgili resim severler, bunu bıraktım. Ben küçük yelpaze fırçayla bakın biraz sarı, biraz çokça turuncu, biraz daha sarı. Şimdi artık ışığı iyice kenarlardan vurduruyorum bakın. Artık resmi bakın nasıl ısıtıyorum buralarda. Hafif hafif dokunarak
mavileri yeşile çaldırıyorum bakın. Ve resim yavaş yavaş ısınıyor. Çok fazla yapmayın bunu. Çünkü biraz evvel atmış olduğum sprey bir doku yarattı. Şimdi aynı turuncuları bunun üstünden tatlı tatlı gezdiriyorum. Çok da fazla bastırmıyorum. Buradaki kırmızıyı öldürmeden yapalım onu. Arka kısımda gelen kırmızıların şiddetini azaltmak için sevgili resimseverler biraz mavi koyarak onun bakın şiddetini azaltıyorum. Dikkat ederseniz arkadaki kırmızılar tam cırt kırmızı olmadı tam tabiriyle. Öndeki kırmızıların parlaklığını buralarda göstermek istemiyorum. Bakın bu da çok sert geldi. Bunu da ben biraz mavimsi turuncularla öldürdüm. Ama bazı yerde kullanacağım bakın küçük bir kırmızı nasıl etkiler yaratıyor. Bakın şurada bir koyduğum kırmızı buradaki dengeyi nasıl arttıracak? Aynı şeyi bayrağın küçük ucunda gösterebilirim. Bu da bir ışıltı şeklinde. Bazen küçük dokunuşlar resimde çok büyük etkiler yaratıyor. Bakın sevgili resimseverler artık bakın koymuş olduğum küçük parlak kırmızılar nasıl etkiler yaratıyor. Artık figürün etrafında dolaşıyorum ve gözlerimi kısarak çalışıyorum. Sevgili resimseverler, isterseniz arkadaki zurnacımıza da biraz ayrıntı koyalım. Bakın. Sanki ayağını biraz yan koymuş gibi oldu. Bakın bir netlik yok. Buradaki parlaklıkları gösterelim. Artık küçük ışıltılar resimde denge yaratacaktır. Sevgili resimseverler yavaş yavaş resmimizin sonuna geliyoruz. Ben artık bakın çizmemizin şeklini de belirginleştirelim. Biraz daha koyu sıkalım. Sevgili resimseverler bakın. Çizmenin kıvrımlarını da gösteriyorum. Işık alan sağ taraflarının parlaklığını buradaki morumsu gölgelerle dengeliyorum. Belki
donun buralarda motifler vardır. Hani dedim ya, efeler çok süslüdür. Aynı süsleri şuralarda da yapabilirim. Çok da fazla abartıya kaçmamak lazım. Sevgili resim severler, artık imzamızı da atabiliriz. Ben buradaki küçük işlemeleri de göstereceğim. Bakın artık küçüklükteki küçük küçük noktalar resme nasıl ışık ve parıltılar koydu. Biraz sarı ve turuncularla, bakın belki küçük tespihi de görünüyordur. Parlak sarılarla bakın ben. Sevgili resim severler, bakın parlak sarılar figürü nasıl ortaya çıkarıyor. Ve gözlerinizi hep kısarak çalışın. Resimden arkaya doğru çekildim. Evet, aynı parlaklıkları bakın bir nokta şeklinde. Sevgili resim severler, burada kullandığımız bir sarı ışık belki çok arkalardaki büyük bir ışık hüzmesi olabilir. Artık resmimizi sonlandırıyoruz ve imzamı atıyorum sevgili resim severler. İmza da resmin bir parçası olacak. Nereye atalım bugün? Tam buraya atalım. Sevgili resim severler, bugün sizlerle bir zeybek çalışması yaptım. Yüreğinizin yüzünüze vuran güzelliği eksilmesin. Önümüzdeki haftalarda yeniden bir başka resimle buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, esen kalın, hoşça kalın.